Merhaba, hoş geldiniz. Yeni bir Nuray Mert'le soru cevap programında karşınızdayız. Ben Gökçe Çiçekköse'de ve Nuray Mert hattımızda. Merhaba hocam, hoş geldiniz. Merhaba. Şimdi hocam, dün iki kritik parti Türkiye siyasetinde muhalefette olan iki önemli parti iki önemli karar aldı. Yerel seçimlere giderken kritik karar. Hem Türkiye siyasetini etkileyecek hem de Cumhuriyet Halk Partisi'ni yakından etkileyecek bir karar. Tabii ki İyi Parti'nin kararıyla başlayalım. HDP'de geleceğiz tabii ama İyi Parti yerel seçimlere giderken 81 ilde aday çıkarını açıklamış. Hür ve müstakil siyaset yürüteceğiz bundan sonra demişti. Ancak Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki değişimden sonra, genel başkan değişikliğinden sonra Özgür Özel Meral Akşener'i ziyaret etti ve dedi ki seçimlerde peki tamam ittifak kelimesi yoruldu ama işbirliği yapabiliriz. Özellikle belli şehirlerde belli kentlerde işbirliğine gidelim dedi. Meral Akşener de dün yapılan genel idari kurulu toplantısını işaret etti. Dedi ki o toplantıda arkadaşlarım bu teklifinizi yeniden değerlendirsin. Topu genel idari kurulu toplantısına atmıştı ve oradan çıkan sonuç hür ve müstakil siyaset konusunda kararlılık bildirdi İyi Parti ve seçimlere 81 ilde yerel seçimlerde ayrı adayla gideceğiz açıklamasında bulundu. Şimdi açıklamaya da baktık hocam birlikte. Ne dersiniz? Hangi kritik noktalar dikkatinizi çekiyor? Bu karar sizce İyi Parti açısından avantaj mı, dezavantaj mı? Bir genel değerlendirme almak isterim sizden. Benim dikkatimi çeken belli noktalar var. İşte mesela Türkiye'nin birliğini ve bütünlüğünü savunma sorumluluğumuz gerekse Türk siyasetinin iki kutbu arasında sıkıştırılmak istendiği dikkate alınarak oy çokluğuyla teklifi reddettik diyor. Yani iki kutup arasında bırakmayacağız Türkiye'yi seçmenleri diyor. Bir seçenek olarak kendilerini seçmene sunuyorlar. Onun dışında İyi Parti milli kimlikten yoksun bir politikayla Türk devletini Türksüzleştirmek siyasetini güdenlere karşı tertemiz bir Türk çocuklarının sesidir diyor. Cumhuriyet ve demokrasi, hukuk ve adalet çığlığı kulakları sağır ederken bu sesi duymazdan gelenler bilsinler İYİ Parti Cumhuriyet'in yeni yüzyılında 100 yıl önceki o inanç ve ruhla aydınlığı müjdeleyecektir diyor. Hiç kimsenin şüphesi olmasın ülkemizi karanlığa sürükleyen bu muktedir siyaset anlayışının karşısında durmaya ve fakat milli mukaddesatımıza milletimizin üçüncü yol çağrısına sahip çıkarak yol yürümeye devam edeceğiz. Yani bir üçüncü yol tespiti, bir seçenek tespiti yapılmış anladığım kadarıyla. Ne dersiniz? Buyurun. Yani bunu herkes de işte CHP, HDP arasında veya Kürt siyaseti arasında dolaylı yoldan da olsa işte böyle bir ittifak veya işte bir dayanışmaya karşı bir itiraz olarak görebilir. Zaten de onu işaret etmeye çalışıyor. Fakat benim asıl önemsediğim taraf bu üçüncü yol açmaya çalışıyoruz falan deniliyor da ben ortada bir üçüncü yol falan göremiyorum. İkincisi, Türkiye'de bir Türksüzleştirme sorunu yok. Yani diyelim ki hani benim açımdan yok diye, çünkü benim Türkleştirme, Türksüzleştirme gibi bir sorunum yok. Ben dünyaya böyle, Türkiye'deki siyasete de böyle bakmıyorum. Ama diyelim ki ben bir Türk milliyetçisi olayım. O açıdan da baktığımda Türkiye'de bir Türk devletini Türksüzleştirme falan gibi bir sorunla karşı karşıya değiliz. Halihazırdaki iktidar partisi ve dışarıdan desteklediği, işte Meral Akşener'in de içinden çıktığı siyaset olan MHP, dışarıdan iktidar destekleyen ama tam destek, koşulsuz destek veren bir parti var ve halihazırdaki iktidar siyaseti son derece Türkçü, Türk milliyetçisi bir siyaset. Zaten Türkiye'de değil Türksüzleştirmek, tam tersine siyasetin merkezinde yoğunlaşan, sağında ve solunda bir Türk milliyetçiliği ağırlığı var. Bu şart hani bize yetmez filan diyorlarsa o zaman marjinal bir Türk milliyetçiliği tablosu çiziyorlar demektir. Yani şu andaki iktidarın ve onun baş destekçisinin MHP'nin çizdiği Türk milliyetçiliği onlara yeterince Türk gelmiyorsa buna zaten aşırı milliyetçilik denilir ve daha ne yapmak istiyorlar onu izah etmeleri lazım. Çünkü ben ortada bir ben değil hiç kimse herhalde, yani milliyetçi olan kimse de böyle bir sorun görmüyordur. Dolayısıyla da zaten İktidar Partisi milliyetçilerin desteğini alıyor. Eğer öyle bir sorun olmuş olsaydı AK Parti sandıkları patlatacak, pardon, İyi Parti, yani ya o bu yeterince Türkçü değil filan denilirse milliyetçi, maneviyatçı, yani Türkiye'nin çoğunluğu diye tanımlanan kesimin
çareyi İyi Parti'de bulması gerekirdi. İster ittifak içinde, ister ittifak dışında. Şunu ima ediyor. Yani biz işte CHP ile yapınca bize güven sarsıldı. Yahu yani o kadar altı çizilmiş bir milliyetçiliği var ki İyi Parti'nin. Hani kimle ittifak ederse etsin hiç de öyle yani ancak böyle HDP'le, o zamanki işte HDP'le, Kürt siyasetiyle açıkça ittifak etmesi, tamamıyla çizgisini değiştirmesi noktasında belki seçmenini küstürebilirdi. Mesele bu değilmiş demek ki. Yani o milliyetçi maneviyatçı çoğunluktan bir kısmı AK Parti'ye küsenlerin bir kısmı İyi Parti'ye oy vermiş çeşitli nedenlerle, ekonomik kriz nedeniyle. Yoksa Türksüzleştirildiği için filan kimsenin tepki duyduğu yok. Zaten seçim sonuçlarından da böyle bir şey çıkmıyor. Bir de bu iktidar partisine mevcut iktidar ittifakına büyük haksızlık. Yani dediğim gibi onlardan daha Türkçü bir siyaset. İşte aşırı milliyetçilik denilen, radikal milliyetçilik denilen bir şey tarif eder ki bunu da kendileri nasıl tanımlıyorlar onu anlamış değilim. Şimdi bu ayrılık sebebi Türk milliyetçiliği falan ise o zaman daha öncesinde niye altılı ittifaka girdiler? Yani madem ki kesmiyor iktidarın Türk politikaları, Türkçü politikaları, milliyetçi politikaları bile kesmiyor. Ta o zamandan hür ve müstakil davranmaları gerekirdi. Yani o zaman bize yani dışarıya kamuoyuna bildirilir. Seçim hocam, genel seçimlerden sonra şu ortaya çıkan, üzerine çok konuşulan milliyetçi oylar, milliyetçi oylar meselesi vardı ya, ne dersiniz bilmiyorum, belki onun ardından yapılan bir tespit olabilir mi bu üçüncü yol tespiti? İşte biliyorsunuz Ümit Özdağ da Meral Akşener'i bir çağrıda bulundu. Bizim oyumuz 6,5, sizin oyunuz 7,5, gelin birlikte hareket edelim dedi Ümit Özdağ da birkaç gün önce. Kimin oyu Bilmiyorum. 6,5 pardon? Zafer Partisi'nin oyunun 6,5 olduğunu iddia ediyorum Ümit Özdağ, yapılan araştırmalara göre. Yani yapılan en büyük kamuoyu araştırması seçimdir. Yani tescilli. Öyle bir oran görmedik. Nereden çıkıyor bu kamuoyu araştırması? Kendi mahallelerinde mi yapıyorlar? Yani ben de oturduğum semtte bir kamuoyu araştırması yapayım. Çok şaşırtıcı sonuçlar çıkar. Öyle bir saçmalık mı olur? Yani çok yakında seçim oldu. Seçim bütün yani kamuoyu araştırmalarının en güvenilirdir. Ve Türkiye'nin tablosunu, eğilimlerini ortaya koyar. Her neyse velev ki öyle olsun. Yani velev ki öyle olsun. 6,5 olsun manasında söylemiyorum da yani böyle birden milliyetçiler adres bulamıyor. Böyle kapı kapı dolaşmak zorunda kalıyor. İşte o koalisyona da altılı masaya da oy verecek ama tereddütleri var. Bilmiyorum benim Türkiye siyaseti toplumunda yaptığım gözlem bu istikamette değil. Yani belli ki onlar farklı bir şekilde görüyorlar. Ben şunu hatırlatmaya çalışıyorum. Madem öyle niye altılı ittifaka girdiler diye. Yani seçim sonrası değerlendirme diyorsun ama sonuç itibariyle o altılı ittifakta ifade edilen kamuoyuyla durulan amaç neydi? Hatırlayalım. Parlamenter rejime geri dönmek, öyle değil mi? Bu ortak paydada birleşmişlerdi. Yoksa herkes gene kendi görüşlerini saklı tutuyordu. Bu sıklıkla altı çiziliyordu. Yani biz farklı düşünebiliriz ama niye bir araya geldik kardeşim? Çünkü işte Türkiye'de bir rejim problemi var. Türk tipi veya işte Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi denilen bir başkanlık sistemine mahkum olduk. O yüzden de asgari müşterek parlamenter rejime geri dönmek. Hatta Meral Hanım diyordu ki ben başbakanlığa talibim, değil mi? Yani vurgu buradaydı. Şimdi ne oldu da bu vurgu birdenbire milliyetçilerin sorunu haline geldi? Yani şuna karar vermek lazım. Türkiye'nin bir rejim sorunu mu var öncelikli olan? Ve başkanlık sistemi, parlamenter rejime dönüş filan bununla ilgili bir sorun mu var ki biz öyle olduğunu düşünüyorduk. O yönde de görüş bildiriyorlardı. Nitekim de evet Türkiye'nin sorunu bu. Yani tek başına sorunu başkanlık sistemi değil ama onun getirdiği tek adam rejimi, onun getirdiği kuvvetler ayrımının tamamıyla ortadan kalkmış olması, hukukun tamamıyla siyasetin yürütmenin emri altına girmiş olması. Zaten bir yerinde açıklamanın işte adalet ve demokrasi
çabamızla beraber Türk mukaddesatı falan. İyi de adalet ve demokrasi, yani bir tanesinden bir tanesini öne koyacaksınız. Ortada da öyle Türk milliyetçiliğini falan tamam ayaklar altına almış bir parti olmadığına göre demek ki asgari müşterek olan o altılı masadaki ifade edilen şey aslında doğru tespitti. Yani seçim alır veya almaz. Yani seçmenden itibar görür veya görmez ki bence gördü. Yani ben hep altını çizmeye çalışıyorum. %48 önemsenmeyecek bir oy değildi. Muhalefetin en büyük hatası seçim sonuçlarında büyük bir yenilgi. Yani hiçbir şey olmamış gibi yola devam edilecek bir sonuç değil. Ama demek ki bir maya tuttu. Yani altılı masanın mayası demiyorum. Yani şu mevcut Türkiye'den şikayet edenlerin %48 olması. Yani Türkiye'nin yarısına kadar varan bir kesiminin bundan şikayetçi olması Türkiye'de bir şeye işaret ediyordu. Yani seçim sonucu en büyük kamuoyu yoklaması. Evet. Yani bu mesajın alınması gerekirken herkes birbirine düşmüş vaziyette. Ve de ben İyi Parti'nin yani daha öncesinde işte başbakan olacağım, parlamenter rejim yani demek ki bunlar hiç de önemli değilmiş. Yani iktidar değişikliği önemliymiş İyi Partisi açısından. Bu da altılı masada olur mu olur. Sonradan olmayacak yönünde şüpheler olmuş. İşte masadan kalkmış, masaya oturmuş. Ama bütün mesele iktidar koalisyonu içerisinde olup iktidara gelince kavga etmekmiş. Yani bunu da böyle düşünmek lazım. Yani bu görüş hakimse yani ortak asgari müşterek demokratik sisteme geri dönüş veya en azından işte parlamenter sistemin de kendisi bir garanti değil yani. Sadece parlamenter daha doğrusu rejimden ibaret değil demokratik siyaset ama onun zemini hani başkanlık sistemindense parlamenter siyasete dönüş önemli bir adım olarak görünmek gerekir. Öyle görülüyordu. Ama demek ki böyle bir öncelik yokmuş. Ben bunu anlıyorum. Yani ve de hani o zamanlar İYİ Parti'ye deniliyordu ki işte merkeze doğru, merkez sağa doğru ilerliyor. Evet, mesela bu gerçekçi bir yaklaşım olabilirdi. Yani orada bir yeni üçüncü yol açmak. Hani millet sola oy vermiyor, CHP'nin bagajı var. Neyse ne. Ama sonuç itibariyle hani hür ve müstakil bir şekilde merkeze de yürümüyorlar. Yani üçüncü bir yol değil. Basbaya koyu bir Türk milliyetçiliğine yani dediğim gibi altını çiziyorum mevcut halden daha da koyu bir Türk milliyetçiliği siyasetini vurguluyorlar. Dolayısıyla da demek ki hani altılı masa seçimi kazansa siyaset sahnesinde saç saça baş başa bir kavga olacakmış. Demokrasi falan da geleceği yokmuş çünkü öncelik devleti daha da Türkleştirmek. Ve işte bu ona karşı bunun düşmanları kimse onlarla mücadele etmek yani bundan da kastedilen gene Kürt siyaseti. Yine bakalım iktidarın Kürt siyaseti karşısında son derece sert bir politika izliyor. Yani hiç de Hocam. yumuşak evet. Benim Türk devletini Türksüzleştirmekten anladım. Evet, haklısınız. Hani Kürt siyaseti muhakkak İYİ Parti açısından bunun içindedir ama iktidara yönelik de bir eleştiri var sanırım. İşte bu göçmen meselesinden tutun da işte dış politikadaki bir takım tercihler falan. Bu açıdan iktidarın da böyle bir Tamam. işte Bakın burada İslamcılık ve geçerli olan sadece göçmen meselesinde iktidar eleştirilir ve eleştirebilir yani milliyetçi bir perspektif. Vay işte Türkiye'yi Arap doldurdunuz. Bunun demografik sonucu falan. Nitekim de Ümit Özdağ bunu dillendirdi. Aldığı oyu da bu yüzden aldı. Hani burada belki bir şey olur ama onun ötesinde iktidarın böyle bir dış politikasında da böyle bir şey görmüyorum. Niye dış politikası dedin anlamadım. Yani iktidarın dış mesela politikasında da Filistin meselesindeki tercihleri bile belki. İşte Filistin siyasal İslamcılığı. meselesinde İyi Parti'ne o siyasal İslamcı bir siyaset gütmüyor iktidar epey bir zamandır. Bunu herkesin laik isminde diğer muhalefet partilerinin de görmesi lazım. Ayrıca da iktidarın Filistin meselesi konusundaki siyasetini İyi Parti eleştiriyor mu? Yani İyi Parti iktidarda olsa daha mı az Filistinci bir siyaset gütecek? Değil o.
Yani tam tersine iktidar sürekli olarak, üstelik de CHP tarafından bile, hani işte Filistin'i savunuyordun, Gazze'ye gidiyordun, işte bilmem esiyordun, Davos'ta esiyordun, savuruyordun. Hani git neredeyse asker gönder noktasında sıkıştırılıyor iktidar. Türkiye'deki son durum bu. Yani iktidar çok böyle siyasal İslamcı tercihler yapıyor da, hele mesela İsrail-Filistin konusu olunca hiçbir partinin çok da farklı davranacağını zannetmiyorum ben. Nitekim davranmıyorlar bu konuda da. Üstelik şimdi grup oluşturan Saadet Partisi ve Gelecek Partisi işte daha radikal bir İslamcı siyaset diyeceğim ben. Onlar tabii Filistin yanlısı, adalet yanlısı falan diyecekler ama baktıkları perspektif İslamcı bir siyaset perspektifi. Dolayısıyla iktidar bu noktada ılımlı bile sayılabilir yani rahatlıkla. Ben o konuda da İYİ Parti'nin, yani İYİ Parti'ye oy verenlerin zaten yani hiç de farklı düşünmediğinden %100 eminim. Oradaki siyasetçiler içerisinde yok acaba daha akıllıca bir politika mı izleyelim diyecek birini de, yani akıllıcadan kastedilen işte İsrail'le Filistin arasında daha dengeli davranalım filansa, bunu söyleyecek bir Türkiye'de politikacı olduğunu ben sanmıyorum. Dolayısıyla ben Hocam dış hedef. politikada hiç de... Buyurun. Evet, pardon, sözünü kestim. İYİ Parti kısmını toparlarsak bir de hedef sormak istedim size. Duymadım sesini. Sor. İYİ Parti kısmını toparladıysak hocam yavaş yavaş sonra hep geçelim diyeyim. Geçelim, fakat ondan önce bir de yani HDP de ayrı aday çıkarmaya karar vermiş. Evet, o yüzden Ve bu yetmiyormuş. Yani işte o bizim adımızı anlıyorlar falan filan. Yani sonuç olarak bakın, siyasette stratejilerde öncelikler önemli. Yani öncelik işte bu iktidarı devirmek falan manasında demiyorum. Öncelik demokrasi, adalet falan veya başkan mevcut rejimse, bu noktada herkesin bir şekilde işbirliği yapması lazım. Yerel seçimler bunun alanı olmayabilir ama bir süreç içerisinde, belli bir süreç içerisinde bu yönde bir uzlaşmanın sağlanması gerekiyordu. Yani siyasi dengeyi Türkiye'de değiştirmek için. Yani bu şey yaptıktan sonra işte herkesin gerekçesi haklı, evet yani. Ya kime sorarsanız Nasrettin Hoca, sen de haklısın, sen de haklısın. Ama yani sonuç ne olacak? Bunların hepsi iktidar partisine. Dolayısıyla yani yerel seçimler farklı olabilir ama genelde genel intiba, genel siyasetin dengeci açısından çok önemli ipuçları. Çok önemli mesajlar. Yani iktidarın alternatifi olmadığı görülecek şu. İşçi Partisi de ayrı adı, belli ilçelerde ayrı aday çıkarmaya karar vermiş. Yani İşçi Partisi için arkadaşlar kusura bakmasınlar ama ne diyeceğimi de bilemiyorum. Yani insan kendi kendini bu kadar mı açığa çıkarır diyeyim, hadi hafif bir ifade kullanayım. Yani adı İşçi Partisi, seçtiği ilçeler, yani kendine güvenliyiz dediği ilçeler, asla böyle hani toplumun en yoksullarının yaşadığı falan değil. Mesela Ankara'da Çankaya, tam tersi. Yani gerçekten böyle bir hani siyasetin maskotu olmaya mı çalışıyorlar, ne yapmaya çalışıyorlar, ben onu da anlamış değilim. Yani onların oy bölme potansiyelinden falan bahsetmiyorum. Türkiye'deki siyaset tablosu, Türkiye'de muhalefetin verdiği irili ufaklı partileriyle, çevreleriyle muhalefetin verdiği resimden bahsediyorum. Çok umut kırıcı bir resim, o manada hatırlatmak istedim. Neye geçelim şimdi, dış politikaya mı diyordun? Geçelim hocam hedefi toparladıysak. Yani aslında hedef açısından benim anladığım Yok lan. kadarıyla öncelikle Evet. yeterli mi diyorsunuz hocam? Peki, tamam. Hayır, 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 ben dinliyorum size. Bu bağlantıda biraz ses sorunu var da o yüzden geç duyuyorum soruları. Yani hocam açık ve şeffaf müzakere süreçlerinin üstü örtülü değil, açık ve şeffaf bekliyor hedef. Bir de tabii ki anladığım kadarıyla kayyum meselesi kritik. Var olan illerimizi korumak bizim için öncelik. Bu açıdan isterse muhalefette isterse de iktidarla görüşürüz noktasına gelmiş hedef. Bir de tabii tabandan bir baskı olduğunu söylüyorlar. Muhalefete koşulsuz şartsız destek vermek tabanımızı rahatsız etti. Bize bir şey kazandırmadı. Halkımız bizden her yerde seçime kendi adaylarımızla girmemizi istedi demişti mesela. Tuncer Bakırhan daha önce yaptığı bir konuşmada. Böyle toparlamış Dediğim olalım gibi hocam ama. herkes kendi açısından haklı.
Şimdi hocam eski Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Henry Kissinger. Doğru mu telaffuz? Henry Kissinger. 100 Evet. yaşında hayatını kaybetti. Şimdi 1969-77 yılları arasında hem ulusal güvenlik danışmanı hem de dışişleri bakanı olarak görev yaptı. Vietnam Savaşı'nda Çin ilişkilerde, Soğuk Savaş döneminde, işte Arap-İsrail Savaşı'nda kritik misyona sahip bir isimdi. Nobel Barış Ödülü'ne layık görüldü. İşte Şili'de darbede parmağı olduğu Pinochet darbesinde parmağı olduğu iddia edildi. Sovyetler Birliği ile mücadele ederken beklenen insan hakları ihlalleri de parmağı olduğu iddiaları var. Şimdi kimisine göre bir dış politika ve barış elçisi, dış politika efsanesi ve barış elçisi, bazılarına göre de eli kanlı bir savaş suçlusu Kissinger. Sizinki hangisi? Sizin Kissinger'ınız hangisi hocam? İkisi Barış de elçisi, efsanesi, eli kanlı barış savaş suçlusu. elçisi manasını bilemedim. Hayır, ikisi derken barış elçisi falan artık kimse onu da barış. Yani o barış ödülü de çok tartışmalı yani. Hep biliyorsunuz işte savaş ödülü falan diye dalga geçilen bir şeydi Kissinger'a verildiği zaman. Barış elçisi manasında ikisi değil. Yani bir tarafta işte eli kanlı bir kötü adam. Diğer tarafta da ya işte pragmatik, çok mahir bir diplomat, o manada ikisi birden dedim. Çok mahir birisi yani eli kanlı olmasına gelince ben işte sizin sitenizde yazdım. Vaktimiz yetmezse ilgilenen olursa o yazıya yönlendirmek isterim burada zamanım yetmezse. Benim açımdan özetle Kissinger... Evet, herkes nevi şahsına münhasırdır. Hele Kissinger gibi yani çok özellikli insanlar. Çok karizmatik siyasetçiler, çok fazla güç elinde bulunduran, çok keskin virajlarda, süreçlerde yer almış olanlar. Ama sonuç itibariyle yani bize çizilen portrede Kissinger'ı eleştirenlerin çoğu Kissinger'dan daha az eli kanlı veya daha az kötü işlere bulaşmış değil. O yüzden şimdi ben şeyi örnek verdim. Bir tane Kissinger'ın yargılanması diye de bir kitap yazan bir İngiliz eski Troçkist Christopher Hitchens diye birisi vardır. Adam 2001'de Kissinger'ın yargılanması, savaş suçlusu, o bu işkenceci falan diye kitabının ön sözünde işte neye yargılanması lazım? Bu yüzden yargılanması lazım. Bu adamın gelip dönüp dolaştığı yer Irak ve Afganistan işgallerini desteklemek. Ve o dönemden sonra özellikle 11 Eylül'den sonra işte her türlü ABD'nin hukuk dışı işte bu Guantanamo falan gibi ve başka yerlerdeki gözaltı merkezlerinde hapishanelerde insanlara işkence yapmak filan için bunları destekleyen bir adam. Hani bu denilebilir ki bu bir aşırı örnek filan. Ama değil, genelde yani siyaset alanında da, uluslararası ilişkiler alanında da, yani böyle ekoller arasındaki tartışmada da Kissinger'ı eleştiren insanların kendileri sicillerine bakmak lazım. En iyi örneklerden bir tanesi baş rakibi Brzezinski'dir. Yani Brzezinski, o da bir süre ne oldu? 4-5 yıl oldu herhalde vefat edeli. Brzezinski de işte hani Kissinger reel politik destekçisiydi ama Amerika'nın çıkarları önemli. İnsan maliyeti hiç önemli değil kardeşim. Ne olursa olsun önemli olan Amerika'nın çıkarlarının ön plana gelmesi falan diyordu. İdealist dış politika yani işte nedir idealist Amerikan dış politikasına idealist ekol? İşte belli değerleri savunmak. Pragmatik olmak değil de çıkarlar bazlı değil, değerler bazlı siyaset. O da nedir? Dünyaya işte demokrasi getirmek, adalet getirmek, işte insan haklarının savunucusu olmak ve bütün ülkelerle ilişkileri bu zeminden hareket ederek düzenlemek. Bu Amerikan siyasetini şu kadarcık takip eden herkes bilir ki Soğuk Savaş dönemi bunun tam tersidir. Yani Kissinger'lı veya Kissinger'sız Soğuk Savaş dönemi korkunç bir dönemdir. Yani hiç de böyle hani telaffuz edilen şeylerle yapılan edilen şeyler, o zamanlarda işte komünizme karşı hür dünya falan, hür dünyanın hür mür olduğu yoktu. Yani daha doğrusu
işbirliği yaptığı politikacılar Kissinger'ın işbirliği yaptığı otoriter liderlerden filan hiç farklı değildi. Ayrıca bizzat dediğim gibi işte Kissinger'ı doğrudan eleştirenler, işte zaten Nixon döneminin ve ondan sonrasının hem Nixon döneminde Dışişleri Bakanlığı güvenlik sekreteri idi ve hep etkiliydi. Ondan sonra işte bu daha idealist demokratlar, daha idealist dış politika izleme iddiasıyla seçilen Carter'ın ilk yaptığı iş, onun da danışmanı Brzezinski'ydi ki Brzezinski'nin de dediğim gibi, yani şimdi uzun uzadıya sicilini anlatmayalım. Brzezinski için de aynı uzun bir sicil yapılabilir. Ama en çarpıcı olan daha böyle Carter seçim başkanlık seçimi sürecindeki Kissinger'a, bu adam hiç ahlaki bir şeyi yok, kaygısı yok. Her türlü gizli, karanlık iş çeviriyor dedi. Ondan sonra seçildikten sonra Brzezinski ile beraber ilk yaptığı iş Afganistan'a silah göndermek oldu. Hani Rusya'nın işgalinden, yani o zamanlar hatırlarsak Rusya, Sovyetler Birliği Afganistan'ı işgal etmişti. Ve ona karşı işte ABD'de oradaki mücahitler dediği işte bir takım İslamcı savaş lordlarını silahlandırmış ve uzun bugünkü Afganistan'ın bugünküne gelen uzun bir süreç yaşanmıştı. Bu yetmiyormuş gibi, yani komünizmle mücadele adına her şey göze alınmıştı, gizli işler çevrilmişti. Bu yetmiyormuş gibi Brzezinski daha sonraki yıllarda röportaj verdi ve aslında Sovyetler Afganistan'ı işgal etmeden önce silah göndermeye başladıklarını mücahitlere, yani orada bir iç savaşın zeminini hazırladıklarını söyledi. Bu da yetmiyormuş gibi pişman mısınız yani Afganistan'da olanlardan sonra filan dendiğinde, yok, komünizmi yenmek için bu gerekliydi, bu ödenen maliyet buna değerdi demiş biri. Dolayısıyla hani ben Kissinger'ı hayırla yad etmek açısından demiyorum, ama şimdi tam böyle birini günah keşisi olarak görüp etrafını unutmak çok yanıltıcı oluyor. Yani al birini vur öbürüne falan diye özetlemek istemem, ama sonunda aslında tablo biraz böyle. Ama bunun asıl önemlisi, yani aman canım hiç izlemeyelim, hepsi birbirine benzer. Zaten ha o ha bu meselesi değil. Eğer biz bir insanın etrafında yoğunlaştırırsak, olan biteni, onun şahsiyeti, onun portresi etrafında görürsek, olayları süreç içerisinde göremiyoruz, kavrayamıyoruz. O açıdan ben Kissinger'ın şeytanileştirmesinin çok körleştirici bir yaklaşım olduğunu düşünüyorum. Bu haftalık Nuray Mert'le soru cevap programının sonuna geldik. Bizi eşlik ettiğiniz için çok teşekkürler. Haftaya görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.